Bu portre Zola'nın Manet'e 1866 yılındaki La Revue de 20e siècle denemesine ve diğer bağımsız eserlerine verdiği desteğe teşekkür amacıyla yapılmıştır. Paris Müze d'Orsay'dayız ve karşımızda Edouard Manet'in resmettiği 19. yüzyılın önemli yazarlarından biri ve sanat eleştirmeni olan Émile Zola'nın portresi var. Zola'nın arkasında Manet'in Olimpiyasını görebilirsiniz. Olimpia sanki Zola'yı seyrediyormuş gibi duruyor. Zola, ressam ve gezgin olan Paul Cézanne'ın arkadaşıydı. Onun için de Zola bu çevrede oldukça önemli bir kişiydi. Ve işte bunun için bu portre sanat dünyasında diğer portrelere göre oldukça yeni ve önemli bir yere sahip. Bu tablonun bir diğer özelliği de genelde tüm portrelerin yaptığı gibi bize bilgi sağlamıyor olması. Tabloda Émile Zola'nın yüzüne bir bakın. Bize dönük değil. Aksine masasına dönük bir şeylerle ilgileniyor. Sanki masasına bakmadan önce bize bakmış gibi. Tablodaki bu duruşu onun profilini görmemizi sağlıyor. Duruşunda çok fazla duygu mevcut değil. Ne bize ne elinde duran kitaba bakıyor. Oldukça ilgisiz duruyor. O nedenle ne düşündüğünü ne hissettiğini anlamamız güçleşiyor. Bu duruma Manet'in birçok eserinde rastlıyoruz aslında. Ama oldukça sinir bozucu. Çünkü portresi çizilen kişinin yüzüne baktığımızda onun hissettiklerini ve düşündüklerini anlamak istiyoruz. Bu boşluk ve düzlük sadece Zola'nın yüzünde değil, aynı zamanda elinde tuttuğu kitapta da var. Kitaba baktığımızda üzerinde yazanları, neyle ilgili bir kitap olduğunu anlamamız neredeyse imkansız. Manet'in bunu yapmasının sebebi ise bizim tabloda belli bir noktaya odaklanmamızı engellemek. Arkada Japon sanatından bir parça duruyor. Onun yanı sıra Velázquez'in küçük süvarisini de görebiliriz. Tablonun alt kısmında Manet'in üzerinde Zola'nın yazdığı divit var. Bu aynı zamanda Manet'in bir imzası. Onun yanında da çok güzel bir mürekkep okkası görüyoruz. Bir de kompozisyona bakmak istiyorum. Çok karmaşık bir şekilde oluşturulmuş bir kompozisyon bu. Figür dört açılı bir şeklin içine yerleştirilmiş. Zola'nın elindeki kitabın eğimine, açısına bakın. Sanki Zola'yı hedef alan bir ok gibi duruyor. Zola'nın bedeni dengeli bir şekilde sağ açıyla yerleştirilmiş. Aynı zamanda sandalye ile de dengeli duruyor. Yani tablonun kademelendirilmesi sağ üstten başlayıp sol alta doğru. Oradan Japon eserinin oraya yani sol üste doğru oluşturulmuş. Tabloda aynı zamanda iki boyutluluk da söz konusu. Zola'nın yüzünün ifadesiz oluşu ve ceketinin oldukça karanlık oluşu. İşte bu tüm yüzeyi açıklama çabalarını yok ediyor. Yüzde ve kıyafetlerde çok az örnekleme var. Boşluklar da oldukça düz ve sıradan. Onun için de tablodaki her şey bize daha yakın. Ama burada bir ironi var çünkü tablo bize sıcak ve yakın gelse de Zola'nın gözleri ve bakışları bizden bir o kadar uzak duruyor. Sandalyeye, kitaba, mürekkep okkasına, tüy divite bakın. Ne kadar da ayrıntılı resmedilmiş. Bu tablo normalde resmin yapması gerekenleri reddediyor. 1860'ların sonlarında yapılan bu tabloda esas figür Zola olmasına rağmen dikkatler Zola'nın üzerinden dağılmış gibi. Onun yerine Zola'nın ilgisini çeken, onun ilham aldığı, sanatçı için önemli olan cisimler ön planda tutulmuş. Aslında bu tablo sanki bize Paris'in dünyayı bir araya getiren bir yer olduğunu gösteriyor.